Sevgili finans ve borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok önemli bir videonun içerisindeyiz. Bu yıl temettü patlaması yaşayacak şirketleri, beklenenin çok üstünde temettü dağıtacak şirketleri sizlerle birlikte inceliyor olacağız. Videonun içerisinde bu şirketleri gördüğünüzde analizlerini ve hesaplamalarını, değerleme modelleri kullanarak da incelemelerini yapacağız basitçe. Ve gerçekten videonun içerisinde bu hisselere şok olacaksınız. Çok düşük dağıtma oranları olsa dahi çok büyük şirketlerden daha büyük temettü dağıttıklarını göreceksiniz. Videonun içerisine tekrar bu kısma değineceğim. Ama dediğim gibi videoyu sona kadar izlemeyi lütfen unutmayın. Çünkü 4 tane önemli şirket göstereceğim size ve bu şirketlerde muhtemelen 12 aylıklarından sonra yani seneye ortalama Mart, Nisan, Mayıs aylarında daha çok temettü dağıtıyorlar. Bu şirketlerde çok ciddi bir temettü patlaması olduğunu sizlerle birlikte görüyor olacağız ve erken pozisyonlanmanın burada çok ciddi avantajı olacaktır. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok çok önemlidir. Aynı zamanda Finans ve Borsa kanalı izleyicilerinin bu videoyu erkenden ulaşabilmesi, erkenden izleyebilmesi adına sizlerden bir ricam var. Bu videonun kapak fotoğrafını videonun linkini Instagram hesabınızda paylaşırsanız ve finans ve borsa etiketiyle beni de etiketlerseniz ben de öne çıkaracağım aynı zamanda daha fazla kişiye daha hızlı şekilde ulaşmış olacağımıza inanıyorum. Çünkü çok önemli bir video. Erkenden fiyatlananlar, erkenden kademelenenler çok ciddi karlar elde edecekler. Gelin isterseniz videoya baş İlk hissemiz Yunsa. Şimdi Yunsa'ya geldiğimizde özellikle de 2021 9 aylıktan itibaren karlılıklarını çok ciddi arttırdığını görüyoruz. Bakın, satışlarını 5,5'a katlıyor. Esas faaliyet karı zarardan çok ciddi arttı geçiyor. Net dönem karı zarardan çok ciddi artıya geçiyor ve öz kaynaklarını tam %50 arttırdığını görüyoruz Yunsa'nın. Bu muazzam bir gelişme. Aşağı geldiğimde öz kaynak karlılığında çok ciddi bir artış var. Kaldıraç oranını bir miktar arttırıyor ve paranın ucuz maliyetinden de yararlanıyor. Şimdi gelin Yunsa'nın şöyle bir hesabını yapalım öncelikle. Hesap makinesini açacağım ve diğer şirketlerde de bunu gerçekleştireceğim. Bir diğer önemli not Yine şunu açıklamak istiyorum. BDDK'nın yaptığı bu yaptırım yani 1 milyon dolara tekabül eden ortalama 900 bin dolara tekabül eden paranın üzerini tutamayacağını ifade ettiği için şirketler bu sene daha fazla temettü dağıtma eğiliminde olacaklar. Hem temettü dağıtma oranlarını arttıracaklar hem de geçmişten gelen o karlılığı da yine temettü olarak dağıtabilecekler. Bu yüzden aslında burada sadece 12 aylıkta ne kadar kar ediyorsa onu dağıtacak diye düşünmememiz gerekiyor. Geçmiş akçelere ayırdıkları karları da bu sene dağıtabileceklerini düşünüyorum BDDK'nın yaptırımı üzerinde. Biz yine burada minimumdan hesaplayacağız. Hiç merak etmeyin. Hemen burada 54 milyonu görüyorum. 54 milyon çarpı 4 yapıyorum ve 216 milyonu buluyorum. Fakat aslında bu çok küçük bir hesaplama. Neden? Çünkü bakın 11 milyon kar ediyordu. 27'ye çıkarttı. 54'e çıkarttı. Bir sonraki bilanço muhtemelen 70-100 olarak devam edecek ama ben en küçükten bile hesaplasam 54 milyon çarpı 4'ten ortalama senelik karının 216 milyon olacağını düşünüyorum. Bunu 30 milyonluk ödenmiş sermayeye böldüğümde hisse başına 7.2 TL çıkıyor. Şimdi sermaye arttırma ve temettüler kısmına gidiyorum hemen. Şirketin temettü dağıtma oranlarına bakıyorum. %240, %93, %65'ler, %55, %86, %85'ler. Burada pandemi ve öncesinde bir miktar düşüşler olmuş ama onun haricinde Yunsa'nın neredeyse karının %100'ünü dağıtma eğiliminde olduğunu düşünüyoruz ve buna göre hesaplıyoruz. Hemen bölü 31,44 yaptığım zaman çarpı 100 diyorum ve hissenin ortalama bu sene %20 %23 üzerinde verimlilikte temettü dağıtacağını düşünüyorum. Şu andan kademelenenler için. Fakat temettü dağıtım tarihi açıklandığında kar politikasında bunu açıkladığında hisse çok ciddi seviyelere yükselişler sağlayacaktır. Muhtemelen bir 60 liralar seviyesine kadar gidişatı olabilecektir ki temettü verimliliği düşürülebilsin diye. Sizler şu andan fiyatlandığınız zaman şu andan kademe attığınız zaman çok ciddi karlar elde etmiş olabileceksiniz. Aynı zamanda dediğim gibi sürekli olarak karlılık artıyor. Muhtemelen bundan da yüksek bir oranla karşı karşıya kalacağız. Yunusa için yapabileceğimiz şeyler evet buralar bir kademe atmak için uygun seviyeler ama mutlaka 30,5 liraları yakalayabilirsek bir kademe ve aşağıda 28 liraları hatta 27,5 liraları yakalayabilirsek birer kademe atarsak orta uzun vadede çok ciddi kar marjlarının bizlerle olabileceğini göreceğiz. İlk hissemiz burada Yunsaydı. Hemen gelelim ikinci hissemize. İkinci hissemize baktığımızda burada bankaları görüyoruz. Bankalarda inanamayacağınız bir olay gerçekleşecek. Şimdi bunu sizlerle birlikte inceliyor olalım. Bu arada şu notu da vermek istiyorum. Aslında Ereğli'nin karının %100'ünü dağıtmasına rağmen çıkabildiği oran Anlara, yüzdesel verimlilik oranlarına bankalar, birazdan ve göstereceğim iki şirkette yüzde 20sini yüzde yirmisini dağıtmasına rağmen ulaşabiliyorlar ve bu muazzam bir şey. Neden? Çünkü siz bir kar ediyorsunuz, bu karınızın yüzde onunu olarak dağıtıyorsunuz ve bu yüzde on başka bir şirketin %100'ünü dağıtmasına eş değer oluyor. Ve siz yüzde onuyla bu %100'ü sağladığınız için kalan %90'ı işinize, öz kaynaklarınıza yatırıyorsunuz. Öz kaynaklarınıza yatırdığınız için bedelsiz verebiliyorsunuz. Yatırım yapabiliyorsunuz. Arge harcaması yapabiliyorsunuz. Yani Ereğli karının %100'ünü dağıtarak bu olanları sağlayabiliyorken bankalar ve birazdan göstereceğim iki güzide şirket %10'unu %20'sini dağıtarak bu rakamlara ulaşabiliyor. Şimdi hemen sermaye arttırım ve temettülere geliyorum. Aslında tüm banka hisseleri için geçerli ama ben Yapı Kredi, İşçe ve Akbank'ta çok daha iyi fırsatların olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi 2020 ve sonrasında bankalara bir kısıtlama geldi. Karınızın %10'undan fazlasını temettü olarak dağıtamazsınız dediler. Tamam biz de %10'u için bunu hesaplayacağız. Şimdi bakalım hemen bu kar patlamasından nasibimizi almaya çalışıyoruz. Özellikle de işte bu düşük faizle yüksek enflasyon arasındaki farkın en büyük ekmeğini bankalar yedi ve bunları da temettü kısmında gösterecekler. 7.250 çarpı 4 yaptım ve 29.000'i buldum. Aslında bu milyar TL ama dediğim gibi bunu oransal olarak indir. Edim. Sonra geliyorum ödenmiş sermayesine bölüyorum ödenmiş sermayesi 8400 olarak aldım ve hisse başına bizim için 3 lira 45 kuruşluk bir hikaye gelecek bakın şu an 1 lira 93 kuruş geliyor Her hisse başına 3 lira 45 kuruş gelecek Fakat bunun yüzde 10'unu dağıttığı için ben bunu ona bölüyorum ve hisse başına 3 lira özür 0.34 kuruş dağıttığını görebiliyorum Şimdi gelelim bunu hissenin fiyatına bölelim bir de 4 lira 26 kuruşa böldüğüm Çarpı 100 yaptığım zaman ortalama yüzde 8 verimlilikle çalıştığını görebiliyorum %8 verimlilikte de dediğimiz gibi geçen sene Ereğli'ye baktığımızda karının tamamını dağıtmasına rağmen %12'leri anca bulabilmişti. İşte farklı şirketlere baktığımızda karının tamamını dağıtıyorlar ve %8-10 marjin anca yakalıyorlar. Bu bankalarda böyle bir kısıtlama olmasına rağmen %8'lik bir dağıtım olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda şunu da ifade etmek istiyorum sizlere. Hemen bir Yapı Kredi Bankası'nın grafiğini açalım sizlerle birlikte. Bakın Yapı Kredi Bankası'nda şu anda 4 lira 26 kuruşlardan fiyatlandığımızı gördük. Güzel bir destek noktasıdır ama daha aşağılara yıl içerisindeki çekilmelerle birlikte eğer ise 3 lira 90 kuruşlara daha aşağıda 3 lira 77 kuruşlara kadar geri çekilirse bu kar marjımız %8 değil %12 %15'lere çıkacaktır. Tabii ki %15 verimlilikler çok fazla %10'unu dağıttığı halde %15 verimlilik olmayacağı için ya hissenin fiyatı artacaktır ya da bu kar marjını almış olacağız. Ama bu bankalar içerisinde inanılmaz bir avantaja dönüyor. Hemen bir de işçe için bakacağım şimdi. Akbank içinde aynı modelle siz kendiniz hesaplayabilirsiniz. Hemen bakalım şuradan. 8600 çarpı 4 yapacağım. 8600 çarpı 4 yaptım aşağı geldiğim ödenmiş sermayesi olan 10 bine bunu böldüğüm. Sonra hisse başına 3 lira 44 kuruş çıktı. Şu anda 2 liraydı. 3 lira 44 kuruş olacağını görüyoruz ki karlılığın da artarak devam ettiğini görüyoruz. Muhtemelen bunun da üzerinde olacaktır. Minimum biz buradan aldık. Hemen yine 10'a bölüyoruz. Çünkü onda birini dağıtmak gibi bir zorunluluğu var. Yani onda birinden fazlasını dağıtamama gibi bir kısıtlaması var diyelim daha doğrusu. Bunu da hemen 4 lira 49 kuruşa bölüyorum. Hemen 100 ile çarptığım zaman hisse başına 7 lira 66 kuruşluk özür diliyorum. Hisse başına temet kötü verimliliğinin %7.66 olduğunu görüyorum. Sadece onun dağıtmasına rağmen bu oranları yakalayabiliyor ve bunlar muazzam oranlar. Hemen gelelim bir sonraki hisseye geçelim. Şimdi burada Finans ve Borsa kanalı izleyicisi olarak farklı bir noktaya aslında değinmiş oluruz. Nedir bu? Herkes Ereğli gibi, Türk Traktör gibi, işte İndes Bilgisayar gibi temettü 25 endeksi içerisinde olan büyük temettü şirketlerine yatırım yapacaklar ve muhtemelen temettü geri alması çok güzel bir nokta olduğu için özellikle de bize enflasyondan da ciddi koruduğu için bu tarz hisselere yönelinecek. Evet Bunlar doğrudur. Ama karının tamamını dağıtmasına rağmen %10 verimliliklere tekabül eden bu hisseler yerine bu tarz hisseleri bulduğumuzda hem şirket geri kalan parasıyla büyümeye devam edecek hem de bize temettümüzü dağıtmış olacak. Ha tabii ki Ereğli karlılıklarına devam ederse ve özellikle bu ucuz fiyatlarından değerlendirilirse daha yüksek verimliliklerde elde edilebilecektir. Ama burada da farklı bir nokta, farklı bir garantör olduğunu görebiliyoruz. Hemen maviye geldim. Şimdi mavinin çeyrekliği çok güzel son çeyrekliği Bütün çeyreklikler bu ve bunun üzerine devam edebilir mi bilmiyoruz. Bu yüzden mavi tarafında ufak bir risk var. Bunu söyleyelim. Sermaye arttırma ve temettüler kısmına geldiğim zaman şöyle aşağı doğru iniyorum. Bakın 2021'de çok fazla dağıtmış. 2022'de %15 dağıtacağını söylüyor. İşte 2023'te ne kadar dağıtır? Ne oranda dağıtır? Dağıtır mı dağıtmaz mı? Bu konuda kesin değiliz. Ama benim görüşlerime göre biraz da kap araştırması yaptığımda 2023'te de %10 ile %20 arasında bir temettü dağıtımı olabileceğini düşünüyorum. Burada temettü dağıtıp dağıtmayacağından ziyade bu çeyreklik net karın devam edip etmeyeceği bizi korkutuyor. Yani bankalar ve Yunus'a kadar net göremiyoruz aslında burada önümüzü. Ama hesabımızı yine aynı şekilde yapıyoruz. Bunu gidip ödenmiş sermaye olan 100 milyona biz bölelim ve sonrasında ise %10'unu dağıtacağını düşünerek ya da %20'sini dağıtacağını düşünelim. Biz %10'dan hesaplayalım ki minimum olsun. %10'unu dağıtacağını düşünürsek 1 lira 15 kuruşluk bir dağıtımın söz konusu olduğunu görüyoruz. Bunu gidip 53 lira fiyata böldüğümüz ve çarpı 100 yaptığımız zaman ortalama hisse başı 2 lira 17 kuruşluk bir dağıtım olduğunu görüyoruz. Özür dilerim. Hisse başı ortalama %2 17 bir verimlilik olduğunu düşünüyoruz. Şimdi burada sıkıntılı noktalardan bazıları var. Mavi neden aldım? Normalde oranı gördüğünüz gibi çok. Fakat mavi de çok ciddi bir fiyatlama var. Bu fiyatlamaların yıl içerisinde geri gelmesiyle hissede çok güzel verimlilikler olabileceğini öngördüğüm için ve o zamanlar size tekrar video çekememe ihtimalim olduğu için kaçırabileceğimiz için bu video çekiyorum. Şimdi biz hesaplamalarımızı neye göre yaptık? Yüzde %10'unu dağıtırsa %2.17 olduğunu düşündük. Peki yüzde %20'sini dağıtırsa buçuklu bir verimliliğimiz cepte bir kere. Çünkü ben Yüzde %20'lik bir dağıtımı öngörüyorum. %15 ile %20 arasında bir dağıtım. Bu da %4 ve üzeri bir verimlilik elde edecektir. Bir diğer önemli konu %4'ü bile dağıtsa bizi tatmin edecekken eğer karlılığı devam ederse ve şirket bu seviyelerden asla alınmadan aşağı seviyeli olarak birinci kademe 42 liralardan ikinci kademe ise 36-37 liralardan alınacak. Bu gerçekleşirse eğer o zaman hissenin verimliliği çok değişiyor. Hemen gelin onu bir daha bir hesaplayalım ve siz de aradaki farkı görmüş olun. Dediğim gibi mavide şu an için tam bir fırsat yok ama fırsat fırsat olduğunda ben ve, ben video çekemezsem eğer sizler bunda kademelerine bilin diye şu andan çekiyorum. Hemen geldim bunu da ona böldüm ve hissenin fiyatını ortalama 36 liralardan alacağımızı düşünürsek çarpı 100 yapıyorum. %3.2 çıkartıyor. %20 olduğunda %6.5 ve üzeri çıkmış oluyor bizim için. Mavi dediğim gibi büyüyen değer yatırımına da uygun bir şirket olduğu için buraya kattım. Ha, temettü olarak da dediğim fiyatlara indiği zaman bizim için çok avantajlı olacak. Özellikle 37 lira ve altında bizim için çok ciddi avantaj sağlayacaktır. Hemen gelelim son şirketimiz son şirketimiz de yine çok önemli bir şirket bizim için Sabancı Holding. Bu arada mavi için şöyle bir gerçek de var ani bir şekilde aynı 2 sene önce yaptıkları gibi %50 ve üzeri bir temettü dağıtması da gerçekleşir. O zaman da %15 ve üzeri bir verimlilik bizlerle birlikte olabilir. Şimdi geldik Sabancı Holding'e. Sabancı Holding de çok çok güzel büyüyen yani güzide bir şirket. Öz kaynakları artıyor, satışları artıyor, esas faaliyet karı artıyor, net dönem karı artıyor. Çok ciddi büyüyor ve özellikle Hacı Ömer Sabancı Holding'in alt iştiraklerinden biri enerji sayısı ve enerji sanın geleceğine çok inandığım için bu da holdingi aynı zamanda destekleyecektir. Şimdi gelelim 8250 çarpı 4 yaptım. 33.000'i buldum. Aşağı geldiğim 2000'e böldüm. Hisse başına 16 lira 50 kuruşluk bir hisse başı kar görüyoruz. Bakın hissenin fiyatıyla neredeyse eşit olan bir hisse başına kar görüyoruz. Hemen sermaye arttırma ve temettülere gidiyoruz. Şimdi sermaye arttırma ve temettülerde ortalama %18, %15, %13 var. Ben bunu yine %10'dan alacağım. Sonra üzerinde konuşuruz. %10'dan alırsam bunu 10'a böleceğim. Sonra hissenin fiyatı olan 18 liraya böleceğim. Çarpı 100 yaptığım zaman ortalama %9 verimlilik olmuş oluyor. Eğer %20 yapsaydım bunun 2 katı olmuş olacaktı. Yani hisse başına değil Özür dilerim hep karıştırıyorum bunu ama Yüzdesel olarak hızlı anlatayım çok da fazla zamanımız gitmesin istiyorum Yüzdesel olarak yüzde 9 verimlilikle çalıştığını eğer yüzde 20 dağıtırsa da yüzde 18 verimlilikle çalışacağını Ve sadece karının yüzde 20'sini temettü olarak dağıtmasına rağmen yüzde 18 verimlilikle çalışacağını görüyoruz ki Bu muazzam bir orandır yüzde 80'i hala kasasındayken sadece yüzde 20'sini dağıtarak Ereğli gibi Indes gibi, Türk Traktör gibi temettünün devi olan şirketlerden daha yüksek verimlilere sahip olabilmesi şirketi çok çok ön plana geçiriyor. Özellikle dediğim gibi bankalar, Yunsa ve Sahol bu konuda çok ön plana çıkıyor. Mavi'de dediğim noktalara dikkat ettiğimizde ön plana çıktığını görebiliyoruz. Bunları erkenden bilip erkenden haberdar olup erkenden pozisyon aldığımızda çok ciddi getiriler elde edebileceğiz. Aynı zamanda tekrar sizden rica ediyorum. Videoyu Instagram hesabınızda paylaşıp Finans ve Borsa kanalında etiketlerseniz daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olursunuz. Ve bu da bizim için Finans ve Borsa kanalı izleyicisinin şu andan hamle yapması ve temettü dağıtım tarihlerine yakın çok ciddi karlar elde etmesi demektir. Hemen Sahol ile ilgili de hedef fiyatlarımızı veriyor olalım. Şöyle açacağım Sahol'ü. Bakın Sahol'de şu an geldiğimiz fiyatların zaten 18.60'lar olduğunu görüyoruz. Ama aşağıda çok güzel destek noktaları var. Mesela burada 17.90'larda güzel destek noktası var. Aşağıda 17.14'lerde güzel noktası var. Ve değmez ama değerse 16 liralarda çok güzel destek noktaları var ki buralar değerlendirildiğinde verimliliğin daha da arttığını belki %20 üzeri verimliliklerde temettü ödemesi geri alabileceğimizi görüyoruz. Bunlar muazzam oranlar. Mutlaka dediğim gibi BDDK yaptığının temettüyü teşvik edecektir. Ve aynı zamanda düşük dağıtma oranlarına rağmen büyük temettü devişi şirketlerden daha fazla temettü verimliliğine sahip olmaları bu şirketleri çok ön plana çıkartacaktır. Erkenden bilip şimdiden pozisyon almamızda çok büyük avantaj var. Aşağı bıraktığım katıl linkinden katılarak bu tip hisselerin devamını katıla çekeceğim. Lütfen unutmayın. O videoları da takip edebilmek için katılıyor olmanız yeterlidir. Instagram ve Telegram'dan bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bence son haftalarda çektiğimiz en değerli videolardan bir tanesiydi. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.